Herkese selamlar değerli dostlar. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Şimdi şöyle sana bir öğle geliyor değerli dostlar. Bu arada bozo burada. İnekler burada. Şöyle karşıya vuracağım. Şöyle gideceklerdi. Değerli dostlar bir toparlarsam şöyle şey. Evet değerli dostlar yaptığımız mera hayvancılığı, yani bölgede gidecek olan şey bu değerli dostlar. O yüzden bunu uyguluyoruz. Ama böyle tay hayvanlar buradan çıkartayım, aşağı doğru indireyim. Böyle. Gel kızım gel. Hadi bakayım. Aşağı suya indiriyorum. Yani dostlar suya indirdikten sonra da böyle. Bozo kardeş bu işler böyle değil. Böyle. Karşıya. Sulayıp karşıya vuracağım değerli dostlar. Yakında olduğum köyün etrafında yonca var. Durmuyorlar. Otlar yok. Burada otlar yani yayılım için otlar da. Yukarıda yonca ekmiştik. Hadi kızım hadi. Köyün etrafında yakın olunca yoncaya gidiyor. Durmuyorlar. O yüzden yani yakın yerlerde yonca şey ottan kalkıncaya kadar sıkıntı. Zaten çoğu da biçiliyor. Hadi. Şu kırmızı kafa bizim değerli dostlar. Kırmızı kafa da şöyle olaya geliyor. Durmuyor zaten. Kendisi de gösteriyor değerli dostlar. Şöyle yani şey zaten 20 günde bir değerli dostlar kızgınlığa geliyor hayvanlar. Bu da şarık. Oğlum hadi. Da tosumuz Al Capone değerli dostlar bilmeyenler için. Hadi. Hadi. Yani eğer üretilmemişse değerli dostlar zaten 20 günde bir inek kızgınlığa geliyor. Bazı arkadaşlarımız şey yorum yapmış işte 3-4 tane tosun öyle bir şey yok bırakmıyoruz. Bir videomuzda o vardı. O gün öyle denk geldiği için değerli dostlar. Normalde tek tosunumuz bu. Şöyle. Orijinal simental değerli dostlar kıvırcık cinsi. Kıvırcık cinsi. İnek de simental değerli dostlar. Şu alaca mesela kırma, melezleme. Bunlar simental. Şöyle. Öyle geliyor değerli dostlar. Evet. Daha tam başarılı olamadı sanırım. Böyle sizlere bugün bir kısa bir vlog yapalım değerli dostlar. Sabahtan beri durmuyor değerli dostlar o. Rüya. Hadi. Hadi kızım, hadi. Sabahtan beri durmuyor. Öbürlerin üzerine atlıyor falan filan. Şimdi tosuna geldi. Tosun ancak kendine geldi görebildi. Hayvanlar dağınıktı. Şöyle. Karşı tarafa vuracağım. Bunu şimdi. Hadi kızım. Şunu da bir alayım. Bozu kardeş. Öyle sizlere. Kısa bir blok oluşturacağız değerli dostlar. Umarım 11. ayın sonuna kadar hayvanlar yayılır değerli dostlar. Hadi kızım hadi gidelim. Hadi kızım. Benim de en sevdiğim ineğim bu değerli dostlar. Yani evvelki senenin danasıydı. Yani bir sene erken doğum yaptı bu değerli dostlar. Değil mi kızım? Hadi. Şöyle. Toparlayıp karşıya vurmaya çalışacağım. Çalışacağım derken zaten öyle yapmak zorundayım değerli dostlar. Bir bakalım öbürler nereye gitti. Yonca gitmesinler. Hadi oğlum. Al Capone. Performans sergiledi Al Capone. Tosun çok iyi değerli dostlar. Tek sefer çıkmada gebe kalıyor inekler. Yani birkaç seferde gerek kalmıyor. Denemelerimiz hep böyle denk geldi. Tek seferde
şey yapıyor. Şöyle topluyor. Tek seferde yani gebe kalıyor değerli dostlar. Hayvanın dol tutma oranı iyi, sağlam. Şöyle. Daha başarılı olamadı değerli dostlar. Sanırım. Aslında şeyde düğe de duruyor. Düğe de duruyor. Aynen. Şöyle karşıya doğru götüreceğim. Şöyle. Hatta da şimdi şöyle görüyorsun, bu çiçekleri yiyor, bunları yiyorlar değerli dostlar. O yüzden mer hayvancının hem sütü iyi oluyor değerli dostlar, hem de eti iyi oluyor. Geçen diyor ki bir abimiz, izlemiştim ben. Diyor ne fark ediyor? Mer şeyde topluk getiriyoruz, önüne koyuyoruz. Ha oradaymış. Hayır, orada olmuş olmuyor değerli dostlar. Şu çiçek yoncan içerisinde yok. Şu çiçek şeyin saman içinde yok. Ya da yulafın içinde, ya da ne bileyim diğer şu yabani figler, şunlar diğer ürünlerin içinde yok değerli dostlar. Onlar belli bir ölçü oranda. Şimdi burada kaç çeşit şey ot yiyor değerli dostlar hayvan. Kaç çeşit çiçek yiyor. O yüzden hem sütü güzel oluyor değerli dostlar. Hem de şey eti güzel oluyor. Bir de şöyle şuralara vurduğumuz zaman, kıra vurduğumuz zaman da değerli dostlar, yağ oranı daha yüksek oluyor. Ne gördün kızım, ne gördün? Ne gördün? Yağ oranı daha da yüksek oluyor değerli dostlar. Yağ yap yani, kıraca vurduğumuz zaman mesela burada da yayılabilir. Etrafında döver dururum ama öyle olmuyor. Hem zor oluyor, hem de verim şuraya vurduğumuz zaman orada daha güzel ot, daha iyi. Kıraç otu hayvana daha iyi geliyor. Şöyle karşıya vuracağım. Onlar da bir şey gördü, hissettiler ama nereye gidiyor bilmiyorum. Ta 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 ta. Evet değerli dostlar, şöyle devam edeceğiz. Değerli dostlar, işte neden mer hayvancılığı dersek değerli dostlar, hem bizim için avantajlı oluyor. Uzun zaman dışarıda yayılıyor, yük olmuyor değerli dostlar. Zaten biz bölgede dediğimiz gibi yapıtımızda yapabileceğimiz tek şey bu. Ottan falan çar yapmaya çalışıyoruz. Hani bir de evet değerli dostlar, bir de hem süt daha güzel oluyor. Hem peyniri daha güzel oluyor. Yaptığımız Erzincan tamam peyniri yapıyoruz değerli dostlar. Onu bir dahakine şuralarda size göstereceğim. Hadi. Bakayım daha gelmemiş değerli dostlar. Gelse kuyruğunu havaya kaldırıyor hayvan. Tosun olsun. Kuyruğunu havaya kaldırıyor. Yani doğal tohumlamada değerli dostlar, neden daha avantajlı oluyoruz? Nasıl daha avantajlı oluyoruz? Burada mesela 20 tane yapmaya kalksanız zaten 14-15 bin lira tutuyor. Tosun alıyorsunuz değerli dostlar, daha avantajlı, karlı çıkıyor. Tosun da size kalıyor değerli dostlar. Onda da tutmama şansı var. Şöyle. Güzel oldu değerli dostlar. Hem su içsinler hem de karşıya gelsinler. Pablo! Akapon! Pablo diğeriydi pardon. Tosunu değerli dostlar, simentalların kıvırcık cinsi değerli dostlar şöyle. Mal yukarı çıktı. Ben de sırttan dolanıp önüne geçmem lazım. Ki yola çıkmasın, şöyle yan vurayım değerli dostlar, yan tarafa doğru. Hadi oğlum hadi. Bozuk kardeş. Evet değerli dostlar şöyle. Buraya önce uzakları yaymıştık değerli dostlar. Uzak yerleri. Sonra buraya, sonra da şu alana götüreceğiz değerli dostlar. Şimdi oraya malzemelerimi götüreceğim. Çaydanlık şu bu. Oraya çekeceğim malı. O da biçilecek yerler. Biçilsin de yukarıda böyle biraz sarı tatarlı var. Ama buraya, burası da güzel açılsın. Bakın değerli dostlar. Şöyle alttan yukarıya çıkıyor hayvan. Ve çiçekleri görüyorsunuz değil mi değerli dostlar? Yayla. İşte şunlar. Hayvanlar bunları çok seviyor. Böyle çiçekler. Bunları yedikleri için tadı daha lezzetli, etin tadı da lezzetli oluyor. Böyle sizlere gösterim, alttan çıkmış, yukarı doğru çekiliyor. Benim bozu kardeş, bozu tüy döküyor değerli dostlar. Bozo, Leylo,
Anladım sen. Şöyle tüyleri dökülüyor. Bu biraz zayıfladı. Niye? Kışın çok kiloluydu değerli dostlar bu. Şimdi arazide sürekli koştuğu için hem bozo sürekli koştuğu için değerli dostlar ve çok hiperaktif bir köpek, durmuyor, zayıfladı yani. Dün mesela 3 kiloya yakın ve tavuk parçaları verdim. Mesela hani o bakımsızlıktan değil, çok hareket ediyor, bir de tüy döküyor ondan dolayı. Ama çıksın şöyle değerli dostlar, yukarıya doğru.